Şimdi Türk Hava Kurumu Kayyum Eğitim Başkanı Cenap Aşçı söndürme uçaklarının neden hangarda bekletildiği sorusuna kurumun güncel borçlarını açıklayarak yanıt verdi. 5 yeni yangın söndürme uçağının alacağını duyuran Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli de kiralamanın daha mantıklı olduğunu ifade etti. Türk Hava Kurumu Başkanı Cenap Aşçı, kurumun borcunun 1 milyar 844 milyon liraya ulaştığını açıkladı. Boşları görünce yaşlandım. Cildiye'ye gitmek zorunda kaldım dedi. Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Aşçı, orman yangınlarıyla mücadelede kullanılmayan uçaklar hakkında kuruma karşı gelen eleştirileri yanıtladı. THK'ya kayyum olmak gibi bir talebinin olmadığını dile getiren Aşçı, geçmiş yönetimleri eleştirdi. Biz göreve başladığımızda bu borçların hepsini üzerimizde yük olarak bulduk dedi. Öde öde bitmiyor. Çünkü üstüne sürekli faiz geliyor. 10 bankaya, 1,5 milyar TL'lik borcumuzu yapılandırdık. TL faizimiz %7, döviz faizimiz %2,5. 2 İki yıl ödemesiz dönem var. 9 aylık kısmı geçmiş durumda. Ondan sonra bu borçları ödeyeceğiz. Yönetim anlayışımızda hatalar olabilir diyen aşçı, görevlerinin borç ödemek olduğunun altına çizdi. Türkiye yangın söndürme uçaklarının neden hangarlarda beklediği sorusunu sormaya devam ederken, bir açıklama da Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den geldi. Uçakları kiralamanın daha mantıklı olduğunu savunan bakan, Yine de 5 uçak alacağız dedi. Bütün hava araçlarını kiralamak daha mantıklı. Niye alıyorsunuz? Ama o zaman? uçak ileride bize kıt kaynak olabilecek gibi geliyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı envantere uçak kazandırma ile alakalı 5 uçak bir tane de insanlı keşif uçağı kazandırmakla alakalı gerekli bütçeyi tesis etti.